Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Burak ve Burak'la bugün Beykent Üniversitesi'ni ve Endüstri Mühendisliği bölümünü konuşacağız. Hoş geldin Burak nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Karıştırıyoruz. Yorucu. Sen nasıl gidiyor? İyi benim de gayet güzel. Bayağı yoğun tempodayım aslında bu ara. Sen de kulüp etkinlikleri uğruluyoruz bildiğim kadarıyla. Biraz. Peki biraz tanıyabilir miyiz seni? Ben Burak, Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda da yazılım mühendisliğe çap yapıyorum iki yıldır. r Kulübü'nde de şu an başkanım. Son 9 aydır başkanlık yapıyorum, 6 aydır da yönetim kurulundaydım. 16-17 aylık da bir sürecim var r Kulübü'nde. Sürecimiz iyi gidiyor, güzel, mutluyuz. Okuldaki network'ümüz iyi. Şu andaki her şey güzel yani. Bugün bunları bütün detaylarıyla ele alacağız zaten. Tamam, Hazırsan ilk sorumda da açılış yapıyorum tamam, o zaman. Dur, olur. Neden endüstri mühendisliği bölümünü tercih ettin? Aslında benim sürecimde e, abim endüstri mühendisi benim Ortancağamı'nın endüstri mühendisi. O üniversiteye başladığı zaman o da Beykent'te okudu. Hı hı. 2018'de mezun oldu. O başladığı zaman aslında bana biraz bölümden bahsetmişti. Neler oluyor, nasıl bitiyor diye. Hatta ben de o zaman düşündüm dedim ki ya endüstri mühendisliği benim için aslında yaratılmış. Ben bunun için doğmuşum gibi oluyor. Ondan sonra sürecimde de ben 12. sınıftayken mezuna kaldım. Sıralamam biraz kötüydü. Mezuna kaldığım zaman da zaten bir sene de araştırmaya ihtiyacım vardı. Araştırdım. Tekrardan anladım Kendi Endüstri Mühendisliği benim için çok iyi bir seçenek. Benim bunu okumam lazım. Ondan sonra tabii sıralamam da güzel oldu o zaman. E, İngilizce bölüm tercih etmeyi düşündüm. E, Medipol ve Beykent'e gelmiştim aslında o zaman. Kafamda bu ikisi vardı. Ondan sonrasında da Beykent Üniversitesi'ni seçtim. Seçtiğim için de mutluyum aslında. Endüstri Mühendisliği de tam bana göreyim. Şu an bunu anladım. Oldukça güzel. Zaten ilerleyen sorularda Endüstri Mühendisliği'nin detaylarına gireceğiz. Tamamdır. Beykent'ten çok mutlu olduğunu söyledin. Zaten evet. bu sorum da bununla alakalı <gülüyor> olacak <gülüyor> Neden Beykent Üniversitesi tercih ettin? Bunun yanı sıra okulun sana ne gibi imkanları, avantajları var? Aslında Beykent Üniversitesi ben dediğim gibi abim Beykent Üniversitesi'nde okumuştu. Yani o okuyunca da hem benim için hocalar açısından bir avantajdı. Hem de burada güzel bir ortam olduğunu gördüm. Ayazağan'ın güzel bir yer olduğunu gördüm. En azından Zincirli Kuyu'ya, Levent'e bu gibi yakınlıkları da bizim için çok güzel oldu. Ondan sonra geldiğim zaman da mutlu oldum. Geldiğim zaman burada güzel avantajlardan faydalandım. İlk senemde hazırlıklıydım zaten. Ortaköy'deydik. Ondan sonrası buraya geçtiğim zaman ilk sene online zamanlardı. Bittikten sonra da asiste öğrencilik diye bir programımız oluyor. Halk ilişkilerini düzenlediği. Orada çalışma imkanınız oluyor. Hem para kazanıyorsunuz hem de bu işte burada yaptığım iş gibi. Orada üniversite öğrencilerine, üst üniversiteye geçmek isteyen öğrencilere yardımcı oluyoruz. O gibi bir iş benim için çok güzeldi. Sonrasında zaten orada beni kış dönemine aldılar. Ofiste çalışmaya başladım. 5 kişi alıyorlardı o zaman. Ofiste çalışmaya başlayınca da orada aslında çok büyük bir network'üm oldu. Dekanlıkla alakalı network'lerimiz oldu. Çünkü öğrenci dekanlıkları kulüplerle alakalı şeylere bakıyor. Halkla ilişkilerden avantajım oldu. Dekanlıktan avantajım oldu. Öğrenci işlerinden insanlar tanıdım. Aslında okuldaki bugünlere gelme şansımız benim halkla ilişkilerde çalışmam sebebindeydi. Tabii ki de burada en büyük etken de benim. Hani kişinin her zaman kendisinde bitiyor. Ama yine de okulun bana katlı avantajlardan bir tanesi okulda çalışmış olmam. Kulüplerde hala aktif olarak rol almış olmam. Bunlar benim için aslında Beykent'i çok daha iyi planlatan şeylerden bir tanesi oldu. Gerçekten çok güzel noktalara değindin. Lokasyonu bence çok güzel Beykent. Evet. Çoğu yere yakınsın. Özellikle metro hatlarına çok yakınsın evet. zaten. Bir diğer olarak bence Beykent'te birilerine ulaşmak o kadar zor değil. Evet, evet. Biz aslında diğer gelen öğrencilere şunlardan bahsediyoruz. Devlet üniversitelerinde bazen hocalara ulaşmak sıkıntı olabiliyor. Diğer özel üniversiteleri bilmiyorum şimdi onlar hakkında yorum yapmayayım ama Beykent Üniversitesi'nde hocalar direkt ilk girdiği zaman Hangi odada olduklarını ve telefon numaralarını, mail adreslerini istedikleri zaman yazabileceklerini söylüyorlar. Ve yazdığınız zaman da yani hiçbir şekilde de geç cevap vermiyorlar. Direkt cevap veriyorlar. Bu da sizin için aslında çok büyük bir avantaj. Hani diyebilirsiniz ki ya hocaya ulaşmakta ne var? Ama aslında vize dönemlerinde falan dönemlerinde özellikle bütlere kaldığınız zaman yani o dersi geçemeyip e, ikinci, üçüncü bir sınava girdiğiniz zaman hocaya ulaşmak bu konuda çok daha kolay oluyor ve güzel oluyor. Hani sınavda ne soracak, neler oluyor, neler bitiyor, hangi konular çıkacak? Bu aslında hani öğrencinin en büyük e, sıkıntılarından bir tanesi oluyor. Kesinlikle öyle. Ya onu geç mesela staj konusunda da öyle. Evet. Çok fazla detay var, çok fazla prosedür var. Mesela dediğin mail muhabbeti o kadar doğru ki benim işte staj defterimi teslim etmem lazım bir şeyler oldu falan filan. Mail atıyorum WhatsApp'tan konuşurmuş gibi hemen cevap geliyor. Evet. Gerçekten bu çok önemli bir şey aslında. Bizim aslında iki tane bölüm başkanımız da ilk e, önce Arzum Hoca'ydı şu an Furkan Hoca. İkisine dolaşmamız çok kolaydı. Hem zaten derslerimize giriyorlar. Hem de Furkan Hoca bana WhatsApp'tan telefon numarasını verdi. Arada yazıyor, bilgilendirme atıyor. Beni sınıf temsilcisi olarak da seçti bir nevi. Ve sınıftaki şikayetleri ben ona iletiyorum. O bana e, iletmek istediklerini iletiyor. Aslında böyle de güzel bir sürecimiz var. Yani ben aslında bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi, hocamla konuşuyorum. Bu da aslında çok güzel bir süreç. Yani evet, Beykent'in güzel avantajlarından birisi bu. Şimdi bölümüne tekrardan geri dönmek tamam. istiyorum. <laughs> Endüstri Mühendisi bölümünde nasıl dersler var? Bunun yanı sıra ders yoğunluğu nasıl? Aslında ders yoğunluğumuz çok yoğun bir ders programımız yok. Hani genel öğrenciler daha çok okul dışı aktivitelere, kulüpler olsun, e, normal etkinlikler olsun, spor salonunu kullanma gibi şansları çok fazla var endüstri mühendisliğinde. Ders yoğunluğu olarak da aslında biz biraz daha teknik kısım değil de biraz daha sözel, aslında yönetici nasıl olunur, bize bunu öğretmeye çalışıyorlar. E tabii ki de bence endüstri mühendisliğinin yapmak istediği şeylerinden bir tanesi, herkese böyle yönetici olmaya açılıyorlar. Hocalarımız da, kendimiz de. Hani kitaplar olsun, filmler olsun, diziler olsun, Beykent'te aslında hocalarımız bize bu konuda biraz daha şeyler öğretiyorlar. Bilgisayar odaklı bir iki tane dersimiz var. Çok fazla dersimiz yok. Bunu öğrenmek isterseniz tabii ki de bilgisayar mühendisi arkadaşınız ya da yazılım mühendisi arkadaşınız varsa onların derslerine girebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla bir yoğunluk yok. Öğrencisi aslında okula gelip istediği her şeyi yapabilecek düzeyde. Peki nasıl dersleriniz var? Derslerimiz zaten çok fazla ana dersimiz yok. E, modelleme ve optimizasyon derslerimiz var bu sene içerisinde. Geçen sene Operation Research derslerimiz vardı. Bezirin Yeni Gezi okuduğumuzda kaynaktı. İlk sene Endüstri Mühendisliğine giriş dersi oluyor. Orada aslında size biraz daha neler yapacağız. 4 sene içerisinde neler göreceğiz bunlardan bahsediyorum. İkinci sene yönelim araştırması 1 ve 2 derslerimiz var. Bunlar biraz daha sayısal. Ama bence bana göre Endüstri Mühendisliğinin en önemli derslerinden bir tanesi ekonomi dersleri. Çünkü ben şu an yaptığım stajda da, önceki yaptığım stajda da Ekonomiyle alakalı şeyleri çok fazla gördüm. Ekonominin esasları olsun, maliyet ve muhasebe hesapları olsun. Bu sene Mühendislik ekonomisi dersi görüyoruz. O biraz daha sayısal tabii ama yine de ekonomi bence Endüstri Mühendisliği bölümünün en önemli dersinden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Peki stajdan bahsettiniz. İki tane mi stajım var. Evet. E, ben şu an gönüllü ilk de gönüllü stajımı yaptım. Şu anda da proje öğrencisi olarak çalışıyorum. Ben de aslında zorunlu stajlarımı hiçbirisini yapmadım. Ama şu anda iki tane stajımı yapmış bulunmaktayım aslında. 20-20 mi -20 peki stajlar? Evet. Bir üretim bir yönetim stajı var Beykent Üniversitesi'nde. Üretim yani bir fabrikanın üretim kısmında çalışıp oradaki o süreçleri deneyimliyorsunuz. Yönetim kısmı da aslında herhangi bir şirketin bir kısmında çalışabilirsiniz. Peki okulun sana bir desteği oluyor mu staj bulma konusunda? Tabii öğrenci dekanımız bu konuda bütün öğrenciler yardım ediyor. Ben cümlemin başında olduğu gibi aslında öğrenci hani kendi bir şeyleri bulmalı, kendi bir şeyleri çabalamalı. Ben bu bulduklarımı kendim sayesinde buldum, arkadaşlarım network sayesinde buldum. Ha, tabii ki de okulum bana yardımcı olabilirdi. Ama ben herkese şunu söylüyorum. Yani gelen öğrenci kendisi bir şeyler yapmalı ki hani bunun faydasını kendisi görsün. Tabii ki de zorla bir şeyler olur. Tabii. Dekanlık bulur, hocam bulur ama bunu bir gönül zoruyla değil de senin kendi isteğinle bulduğun zaman hem o iş sana daha çok zevkli geliyor hem de hocana şunu kanıtlamış olacaksın. Yani ben kendi isteğimle bulabiliyorum böyle şeyleri. Gerçekten çok değerli, çok güzel söyledin. Peki iş imkanları kısmına gelmek istiyorum. Çünkü stajdan sonra bu geliyor evet. zaten. Endüstri mühendisliği mezunları ne iş yapıyor? Ne gibi iş olanakları var? Aslında piyasada her yerde endüstri mühendisleri arıyor. Bir bilgisayar mühendisinin yerinde de endüstri mühendisi çalışabilir. Bir finans zamanında da endüstri mühendisi çalışabilir. Bir fabrika da endüstri mühendisi çalışabilir. Benim en çok seçme sebeplerinden bir tanesi aslında istediğim alanı deneyebilmek. Ben ilk de SAP danışmanlık firmasında çalıştım. Şu an Bosch ve Siemens'in ev aletleri üretildiği yerde çalışıyorum. Bundan sonra amacım otomotiv sektöründe çalışmak. Belki bir ara banka finansman sektöründe de çalışabilirim. Aslında genel öğrenci çok büyük bir skalı belirliyor. Tabii. Bunun yanında da aslında çok da zor bir süreç. Kesinlikle Hani neyi öyle. seçeceksin? Hani bu tabii ki de ben biraz iki yerde çalıştım. İki tane daha stajım var. Belki 4-5 yerde çalışacağım okul bitene kadar. Ama bazı öğrenciler sadece iki yerde çalışabiliyorlar. Bunun için de aslında ilgi alanını belirlemek de çok önemli bir olay. Ilgi alanı belirleyemediğin zaman, çok daha aslında skala olduğu zaman sen zorlanıyorsun. Belki az bir seçenek olduğu zaman insan bu kadar zorlanmayabilirdi. Ama çok seçenek var, insanın aklını karıştırıyor. Bir ve ikinci sınıfta aslında benim önerim öğrencilere, siz nerede ilerlemek istiyorsunuz? Tabii ki de bunu sahayı görmeden, bunu bilemez insan. Ama yine de sahayı gördükten sonra, sahayı görmeye çabalarlarsa, herhangi bir böyle senin yaptığın güzel içerikler gibi... YouTube'da farklı içerikler olsun. Kitaplar olsun, diziler, filmler olsun. Bu gibi şeyleri izleyerek aslında istedikleri şeyleri öğrenebilirler. Neye yönelebilirler? Neye başlayabilirler? Aslında istekleri neler? Bunları gördükleri zaman aslında istedikleri şeyi belirlediklerini de endüstri Mühendisliği çok güzel bir bölüm. Kesinlikle öyle bu her bölüm için geçerli aslında. Yani bence en büyük hatalardan birisi zorunlu stajlarda staj yapmak evet. sadece. Çünkü endüstri mühendisliğinde olsun, benim bölümüm uluslararası ticaret, uluslararası ticaret bölümünde olsun. yelpaze çok geniş, çok farklı alanlar var çalışabileceğiniz. Yani bunun için asla bence ilk staj yeterli değil. Çünkü stajın zaten bence temel mantelitesi şu. Nerede çalışmak istiyorsun ya da nerede çalışmak istemiyorsun. Bunu öğreneceksin. Dediğin gibi birinci sınıfta, 2. sınıfta, üçte, dörtte mutlaka stajlar yapmalı. Hatta mesela ben şu an geçmişe dönsem imkanım olsa hani 20 gün farklı bir sektörde, 20 gün farklı bir sektörde mutlaka girer denerdim. Aslında dediğin gibi stajlarda en önemli şey ne istediğinden daha çok ne istemediğin. Yani insan çünkü istemediği bir yerde çalıştığı zaman isterse çok para versinler. Şu an belki de para ülkenin önemli olaylarından bir tanesi ama ne kadar çok para o kadar mutluluk değil. Evet. Sen neyi istemediğini bildiği zaman aslında o zaman mutlu oluyor. Bu da aslında senin dediğin gibi ne kadar çok fazla staj ne kadar çok fazla yerde çalışmak bu mesleki olur mesleki olmaz. Ama yine de nerede çalışırsan çalış onun sana mesleki bir katkısı oluyor. Bilmeden de olsa illaki sana bir katkısı oluyor. Dediğim gibi ne kadar çok çalışmak aslında insanın o kadar çok istediğini belirtmek için. Aynen öyle. E zaten mutlu olduğun yerde da para kazanırsın. Bugün olmaz, yarın mutlaka evet. kazanırsın. Peki İngilizce'den bahsettin. Sence endüstri mühendisliğini İngilizce okumakla Türkçe okumak arasında ne gibi farklar var? Hangisini tavsiye edersin? Aslında bence okunabildiği zaman İngilizce okumak lazım. Çünkü benim sıralamam İngilizce yetiyordu. Ben %100 burslu okuyorum. O zaman da ben İngilizce'yi detaylandırmak istedim. Yani bilmek istedim. Bizim hazırlığımız Ortaköy'deydi. Bazı bölümlerin biliyorsun adım köyde ya da birlik düzünde oluyor. E, ben Ortaköy'e gittiğim zaman mutluydum çünkü orada küçük bir ortam vardı. Oradaki ortamda hem network olarak benim şu an bilgisayar mühendisliği arkadaşlarım var, makine mühendisliği arkadaşlarım var, endüstriyel tasarımlar arkadaşlarım var. Bunu direkt okula gelseydim belki elde edemeyecektim. Hazırlığım da şöyle bir avantajı oldu. Benim İngilizce temelim çok kötüydü ve bana çok büyük bir İngilizce temeli kattılar. Ondan sonra da ben aslında bu ekonomi böyle derslerinin endüstride en fazla faydasını gördüğüm yerlerde stajda gördüm. Stajda böyle İngilizce ile alakalı çok iş yapıyoruz ya evet. da herhangi bir Kaynağı okuduğum zaman İngilizce'de daha verimli kaynaklar oluyor. O yüzden o ok okuduğum kaynaklarda okulda aslında bize öğrettikleri terimlerin hepsini gördüm. Görmeseydim illa öğrenirdim tabii. Öğrenilmeyecek diye bir şey yok. Ama bence okunabildiği zaman İngilizce okumak çok daha mantıklı. Çünkü kulağınız hiçbir zaman İngilizce yabancı kalmıyor. Biz her gün en kötü İngilizce dersleri görüyoruz. Hocalarımız İngilizce konuşuyor. İngilizceleri güzel olan hocalarımız var. Hani bunlar bizim hem kulağımızı e, haber İngilizceye sık tutuyorlar. Hem de uzaklaşmamış oluyoruz. Biriyle konuşmak istediğimiz zaman belki de psikolojik olarak bile olsa ya ben hazırlık okudum, konuşabilirim İngilizce. Yani belki konuşamasam bile psikolojik olarak etkisi çok fazla oluyor. Kesinlikle öyle. Bence çok güzel noktalarından birisine değindiğin gibi network kısmı. Evet. Yani kimi zaman 4 kuru okuyorsun, ben yarı dönemde bitirdim. iki kuru okudum, yine de her kurda sınıflar değişiyor. Evet. Farklı bölümlerden insanlarla tanışıyorsun. Hatta ben ikisine de çok zor denk geldim uluslararası içerisinde. Dedim ki acaba seçen yok mu, başka yok mu falan filan diye. Sizin beylik düzündeydi bir de. Yarı dönemde bitirmemin en büyük sebebi o. <laughs> aslında bende de aynısı oldu. Ben de ilk kurda sadece bir tane endüstri vardı. İkinci kurda da bir tane endüstri vardı. O zaman çok yakınıyordum. Diyordum ki neden endüstri mühendisleri yok? Hani ben sınıfımdaki <laughs> insanları tanımak istiyorum. Ama aslında bölüme geçince anladım ki iyi ki başka bölümlerde nereden arkadaşlarım olmuş. E onları tanımışım yani. Ötekinleri zaten mecburen tanıyorsun. <laughs> evet doğru diyorsun. Peki sonlara doğru geliyoruz. Çok keyifli, çok güzel gidiyor. Ama sonlara gelmeden bir tavsiye kısmımız var Burak. Arkadaşlarımıza tavsiye ettiğim bir kitap olur, film olur, podcast olur. Üçü olur, üçünden biri olur. Tamamdır. Ben kitap önerisi yapayım. E, amaç kitabı var. E, şu an o yazarın ismini söyleyemiyorum. Biraz zor bir yazar. Amaç kitabı var. Zaten bulursunuz. Mavi kapaklı bir kitap. Endüstri Mühendislerinin bence tamamen okuması gerektiği bir kitap. Çünkü kitabın içerisinde birçok e, kelimelerden, birçok terimlerden bahsediliyor. Süreçlerden bahsediliyor. Ben şu an aslında o kitabın faydasını biraz e, sağlamış oluyorum. Çünkü o kitapta bana anlattıklarından ben şu an çalıştığım büyük bir firmada o süreçlerin aslında nasıl olduğunu ben gitmeden biliyordum. Gittiğim zaman onun üstüne eklemeler yaptım. Ha, belki bilmiyor olsaydım çok zorlanırdım. Belki olduğum işi sevmeyecektim ama şu an o iş de bana çok katkısı oldu. Toyota'nın ruhu kitabı var. O da aslında evet. bütün süreçlerden bahsediyorlar. Hani e, Henry Ford'un Ford sürecinden yalın üretim ve bu seri üretimden yalın üretime nasıl geçtiklerini bahsediyorlar. Ben bu iki kitabı önerebilirim. Bu kitap bence endüstri mühendisliğinin okuması gerektiğinden bir tanesi. Çok güzel iki tavsiye. Ben de onu fark ettim mesela geçen sene staj yaparken. Yani okuduğun kitapları bazen havada kalıyormuş gibi geliyor sana işte çok fazla bilgi var falan filan. Ama sektörün içine girdiğin zaman, işin içine girdiğin zaman direkt hani o flashlightlar yanıyor evet. kafanda. Ben bunu işte burada okumuştum. Aslında bu şöyle oluyor, böyle oluyor. Bazen çözüm bulabiliyorsun, bazen sistemi daha iyi anlayabiliyorsun. Evet. O yüzden bence kesinlikle arkadaşlar bölümünüzle alakalı kitapları okumalısınız üniversite döneminde. Yani bu ders gibi aslında özellikle uluslararası şiarette mesela bizde öyleydi. Bu tarz kitapları okumak aslında ders çalışmakla aynı şey. Evet. Ders çalışıyor gibi oluyorsun. Bu bakımdan çok güzel iki tavsiyeydi. Peki tavsiye ettiğin bir dizi ya da film var mı? Dizi ya da film aslında endüstri olarak değil ama bence izlemeleri gereken 12 Öfkeli Adam filmi benim için çok önemli bir film. Çünkü aslında e, büyük süreçlerde, büyük toplantılarda çok fazla herkesin fikri aynı olmayabiliyor ya da aynı olabiliyor. Aslında oradaki olay o 11 adamın ilk başta suçlu bulup diğer adamın ya acaba suçlu değil mi demesiyle birlikte aslında yeni bir bakış açısı katıyor. Bu da aslında mühendislik olarak şöyle uyarlayabiliriz. Yani bir süreç her zaman aynı devam etmeyebilir. Belki farklı bir süreç olabilir. Belki farklı bir bakış açısı farklı milyon dolarlar kazandırabilir firmaya. Ya da farklı bir vizyon kazandırabilir. Aslında o film bence herkesin izlemesi gerektiği, sadece mühendislerin de değil, herkesin izlemesi gerektiği ve bakış açısını değiştirmesi gerektiği. Bir film. Ya, kesinlikle öyle. Yani Bence şöyle oluyor. Kafanı açtığın zaman ne izlerseniz de ne tüketirsen tüket bunu kendine evirebiliyorsun. Evet. Buradaki faydaları fırsatları kendine çekebiliyorsun. Ve mutlaka güzel sonuçlar doğuyor zaten. Ağabey. O zaman hazırsan son soruma geçiyorum. Ağabey. Beykent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Bence Beykent Üniversitesi imkan olarak çok fazla var. Bizi özellikle kulüpler olarak 3-4 tane çok aktif kulübümüz var Ayazada gelip üniversite kulüplerinde rol alabilirler. Çünkü network imkanı aslında buralardan geçiyor. Biz öğrencileri normal iş hayatlarından insanlar çağırıp burada gelip onları konuşturuyoruz. Bu aslında tam bir ders kadar hatta derslerden çok daha önemli şeyler. Geldiğiniz zaman hem bölüm olarak hem network olarak burada güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Güzel hocalarınızla tanışabilirsiniz. Staj imkanı olarak burada bazı şeyler bulabilirsiniz. Konum olarak zaten onlardan bahsettik. Aslında gelen öğrenci istediği her şeyi bulabilecek düzeyde ama yine tekrar ediyorum Öğrencinin her zaman kendisinde bitiyor iş. Kesinlikle her zaman. Evet doğru diyorsun. İstiyorsan elde edebilirsin ama bunun için çalışmak lazım. Mücadele göstermek lazım. Kesinlikle. Çok keyifli çok güzel bir sohbet oldu. Benim için de aynı şekilde. Geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ne demek. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli faydalı güzel bir video olmuştur. Aklınıza takılan merak ettiğiniz bütün soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada hem Burak hem ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.